oldu. Evet. Baş silah. Sizlere AK-47 Mini Draco, yani küçük ölçülerinin videosunu yapacağım ve bunların biraz içini söküp size göstereceğim. Çünkü çok soran arkadaşlar oluyor, abi lütfen diyor videolarda silahları bir de sök tak diye. Şimdi bende iki değişik versiyonu var burada. Birisi direkt tüfekten kesilerek küçültülmüş hali, yani hem dipçiğin hem namlunu kesilterek. Birisi de direkt fabrikadan çıkış haliyle. Şimdi size içindeki değişikliği göstereceğim. Kolay anlaşılma yönleri vardır. Birincisi kabzeden anlarsınız. Ağaç ve plastik oluşumdan. İkincisi ağaç bölümlerinden anlarsınız. Üçüncüsü gez ve arpacıktan anlarsınız. Çünkü bu sonradan üstüne konulmuştur. Ama direkt fabrika orijinalinde mekanizmanın üstündedir. Bir de tabii ki içinin farklılığı vardır. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim silahı size. Şöyle görebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben size bunları hemen şöyle hızlıca bir söküp takacağım. İçindeki farklılığı göstereceğim. Sökmek için çok basittir. Şu arkasındaki düğmeye bastığınız zaman otomatikman aleti yukarı kaldırırsınız. Birazcık sağlamdır tabii. Sağlam basmanız gerekiyor. Bu sonradan kesilmiş olduğu için kapak tamamen çıkıyor. Dikkatinizi alırım. Sonra şu arkadaki düğmeye bastığınız zaman şöyle yayını tamamen çıkartıyorsunuz. Kamerada göstermeye çalışıyorum size. Şöyle yayını alıyorsunuz. Yayını tutan arkada küçük bir mekanizması vardır. Onu alıyorsunuz. Ondan sonra bunu kilitlediğiniz zaman, içinde bastırdığınız zaman bütün mekanizmayı şöyle dışarıya doğru çıkartıyorsunuz. Bütün olay budur arkadaşlar. Şöyle içini göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi. Aynı aldığımız şekilde yerine koyuyoruz. Yerine koyarken en arka bölümde şöyle hafiften bastırıyoruz yerine oturması için. Yerini alıyoruz. Aletimizi alıyoruz. Şuradaki boşluğun arkasına gelmesine dikkat ediyoruz ki o boşluğu kullanarak, bunu bastırarak yerini oturtturalım diye şu şekilde. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit. Ondan sonra kapağı üstüne alıyoruz. Bunu kuvvetli bir şekilde bastırıyoruz. Ayrıca önde bunun yeri var zaten şurada. Siz buna bastırdığınız zaman o da önden giriyordur zaten. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi.
Öbürkünü söküp takacağım. Şöyle görebilirsiniz yine tekrardan. Bunda da yine aynı arkadaki düğmeye basıyorsunuz. Yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Aradaki fark, bu kapak tamamen çıkmıyor. Yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Çünkü fabrikadan direkt AK-47'nin Mini Draco'nun silah tabanca halinde üretilmiş şeklidir bu. Yani direkt fabrika orijinalidir. O yüzden şu arkadaki yere basıp yayını alıyoruz. Yine mekanizmayı içine doğru kilitliyoruz. Tamamen hepsini geriye doğru alıyoruz. Şu şekilde çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit. Şöyle göstereyim pistonu, içindeki şeyi. Bunu şu şekilde döndürüp yerinden alabilirsiniz. Şöyle göstereyim mekanizmayı birazcık. Bunun yine yeri çok bellidir. Şurada yeri var. Şurada da gireceği yer var. Aynı şekilde içine sokup o yuvadan soktuğunuz zaman şöyle yerini alıyorsunuz. Çok basit. Ondan sonra silahımızı alalım. Yerine koyuyoruz. Tek yapmanız gereken yer şu en arkada iki tane ray bölümü var, sağlı sollu. Onların yerine oturması için şöyle hafiften bastırıyoruz gücümüzle. Sonra öne doğru alıyoruz. Öne doğru aldığımız zaman tamamen giriyor. Yayını alıyoruz. Sokuyoruz. Bu arkadaki yerin kilitlemesi için şöyle tam yerine oturtturuyoruz. Bütün olay bu kadar arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Vurduğunuz zaman yerine oturmuş oluyor. Şu şekilde. Arkadaşlar merhaba. Bay Silah. Bugün sizlere Kalaşnikov AK-47. Bunlar Kalaşnikov'un iki değişik çeşidi. Şöyle göstereyim size iki değişik ölçüsü. Tüfekleri arkasında dipçik olur ve namlusu biraz daha uzun olur. Ve ondan sonra onun bir küçüğü vardır. Draco derler. Bu mini Draco. Sonra daha ölçüsü vardır. Makro Draco derler. Yani bir ufağa bir ufağa öyle öyle gidiyor. Ama bunlar AK-47 Kalaşnikov. Herkesin bildiği, Türkiye'de tabii ki herkesler 10, 20, 30, 40, 50, 100'lük değişik şarjörleri gelir. Altına şöyle koyduğunuz zaman, bastırdığınız zaman çok rahat bir şekilde girer. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam ya 30'luk ya 40'lık. Kalibresini biliyoruz, 7.62-39. Şunu çıkartalım. Oğlum yaklaş şöyle evimde göstereyim. 7.62-39 mermileri, Kalaşnikov mermileri. Böyle gördüğünüz gibi bir kova dolusu var burada hazır atışa. Şarjörlerimizi de doldurduk. Ayrıyetlerimiz de var. Bunları da takacağız. Birazcık oyuncaklarımızla oynayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Kalaşnikov'la atışlarımızı yapalım. Silahımızı emniyetten çıkardık. Şarjörümüzü koyduk. Mermiyi ağzına verdik. Atışlara başlıyoruz. Hedefimiz 50 metre. Öyle çok da hedef atacak bir şey değiliz. Yalnızca size göstermek için yapıyoruz bir iki atış. Onları görün. Kulaklık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7.62-39 bayağı güçlüdür. Normalde askerlerin kullandığı 2.23 ya da 5.56 NATO kurşunlarına göre bunlar daha güçlüdür. Tabi menzili 100-200 metre içinde çok geçerlidir. NATO kurşunları 500 metre falandır. Daha düz ve hızlı gider. Atış yapıp size ama gösterelim. Bütün haberlerde her yerde gördüğünüz Kalaşnikov, mini Kalaşnikov bu. Draco derler.
atışlarımıza bakın. Şarjörümü çıkartıyorum. İçinde bir tane daha var. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Olay şu. Şimdi bu Kalaşnikov'larda size daha önceki gösterip atış yaptım. Bu tüfekten kesilerek Draco'ya dönüştürülen Kalaşnikov. Arkası kesilip ayrılıyor. Namlu da kesilip bu ölçüye düşürülüyor. Aslında bunların orijinalinde bu yapılıyor. Yani küçük Kalaşnikov olarak mini Draco dedikleri bu oluyor. Bu direkt fabrika yapımı küçük Kalaşnikov. Bu ise sonradan tüfeğin mini Draco, küçük Kalaşnikov'a döndürülmüş hali. Arka dipçiğin kesilip ön tarafın namlunun kesilerek küçültülmüş hali. Bunu nasıl anlarsınız? Size en basit yolunu söyleyeyim. Bu üst kapak şuraya bastırıldığı zaman normal Kalaşnikov'larda tamamen çıkar. Bu da aynı o şekilde çıkar. Bunu aldığınız zaman tamamen çıkar. Ama küçük mini Draco'larda direkt fabrikadan yapılmış olanların da çıkmaz. Bu böyle kalkar, bu şekilde durur. Öyle içini halledersiniz. İkincisinde gez ve arpacık da ön tarafta olur. Normal tüfeklerde aynen bu şekilde. Ama normal fabrika mini Draco'larında arpacık öndedir. Gez ta makinizmanın üstüne kadar gelmiştir. Çünkü bu şekilde kalkar. Kendi tamamen çıkmaz. En kolay bileceğiniz özellikleri onlardır. Şimdi biz demin bunlarla atış yaptık. Şununla atış yaptık. Bir de bununla atış yapayım birkaç tane. Onu görün. Ali birkaç atış yapacak. Öyle gerçekten hep atış yapmıyoruz. Yalnızca size göstermelik atış yapıyoruz.
babalı oğullu Kalaşnikov'ları 75'lik şarjörlerle doldurduk. Biraz manyağa bağlayıp bir iki atış yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Oğlum hazır mısın? Evet. Gördüğünüz gibi sonu yok. Hala daha gider. Dur. Evet. Evet.